D kere C vektörü eksi BC kere D vektörü şeklinde yazıyorum. Şunu bir artık reel sayı, skaler sayı olarak düşünüyorum. Buna bir K diyelim. Buna da bir M sayısı diyecek olursam. Bunu şöyle söyleyebiliriz. A K kere C eksi M kere D şeklinde yazabilirim. Bu da artık lineerlik özelliğini kullanarak K kere A C vektörü eksi M kere A D vektörü şeklinde ifade etmiş olabilirim. Ve K'yı şimdi yerine yazarsam B D vektörü iç çarpımı kere A C vektörü iç çarpımı eksi M yerine de B C iç çarpımı kere A D iç çarpımı yazmış oluyoruz. İspatını da böylece tamamlamış oluruz. Bunun çok güzel bir sonucu A çarpı B A çarpı B alırsak, yani ikisi birbirinin aynı olursa, bu bize neyi verecek? Bakın, bir vektörün kendisiyle iç çarpımı, bunun bir de karekökünü alırsam bana neyi verecek? A'nın normunu vermiş oluyordu. O halde bu bize A kartezyen B normunun karesini ifade edecek. Bu da eşit olacak. Bir önceki teoreme göre A çarpı B A çarpı B'yi yazarsam A A B B eksi A B B A şeklinde yazabilirim. Bunlar birbirinin aynısıdır. Bu da eşittir. A A B B eksi A B'nin karesi şeklinde yazılabilir. Bu da bize neyi veriyordu? A A dediğimiz A'nın normunun karesi. Bu B'nin normunun karesi eksi A ile B'nin normunun karesi de şöyle yazabiliriz. Bu parantez açacağım. Bu norm değil de iç çarpım. İç çarpımın bir özelliği var. Neydi? A ile B'nin iç çarpımı. A'nın normu, B'nin normu aralarındaki açının kosinüsüydü. O halde A'nın normu, B'nin normu aralarındaki açının kosinüsünün karesi şeklinde yazmış olacağım. Bu da eşittir. Normun karesi, B'nin normunun karesi, eksi A'nın normunun karesi, B'nin normunun karesi, kosinüs kare, teta. Bu da A'nın normunun karesi, B'nin normunun karesi parantezinde burada 1 gelecek, eksi kosinüs kare teta gelecek. Bu da eşittir. A'nın normunun karesi, B'nin normunun karesi, aralarındaki açının sinüsün karesi. Bu kare neyin karesine eşit? A ile B'nin vektörel çarpımlarının normunun karesine eşit. O halde iki tarafın karekökünü alırsam A ile B'nin vektörel çarpımlarının normu A'nın normu, B'nin normu aralarındaki açının sinüsüne eşit olur. Bu karma çarpımından sonra verelim dediğimiz ispat buydu. Bunu da böylece aradan çıkarmış olduk. PDF'de, daha önce verdiğimiz PDF'de bunların hepsi var. Onlara da oradan bakarsınız. Olmayan arkadaşlar için anlatmış oldum. Şimdilik birinci videoyu burada bırakalım. Teşekkür ediyorum.